söyler misin? Ne dedi abi? Kafan diyor hava alsın diyor, oksijen gelsin. Ha öyle mi? Kafanız biraz oksijen alsın dediniz ve başörtüme... Her yeriniz. Her yerimi mi açayım? Her yerinizi dedi. Hanımefendi bayağı bir algı sıkıntınız var. Bayağı bir evet. Bir kendinize yazılar yazmayın. Haddinizi bilin. Beni başörtüme laf edemezsiniz. Şüpheli ifadesinin ardından gözaltına alındı ve şu anda sağlık kontrolü için Beşiktaş'ın temin edildiğinden çıkartılıyor. Efendim neden söylediniz? O bir arkadaşımızın başörtüsünü ne daha söylediniz? Ne dedi abi? Kafan diyor hava alsın diyor, oksijen gelsin. Ha öyle mi? Bir dakika bir dakika, başörtüme mi? Bir dakika. Hayır. Bir dakika, hiçbir şeyi kabul etmem. İtiyor musun? Hanımefendi bana az önce kafanız biraz hava alsın dedi ve başörtüme laf etti. Evet tutuyorum ve çekiyorum. Benim başörtüme laf ederek hanımefendi az önce kafanı az biraz hava alsın dedi. Gidin de kim kimi savunuyor bir ona bakın, bence başka. İzin alın. Başörtü düşmanı mısınız? Hayır bu sizin ikinci olanı. Başörtünüzü oluyor. Açın ve hava etsin dediniz. Hayır, esnaf burada şahit. Birazdan esnafa mikrofon uzatacağım. Birazdan esnafa mikrofon uzatacağım. Ve bakın birazdan esnafa mikrofon uzatacağım. Kafanız biraz oksijen alsın dediniz ve başörtüme laf ettiniz. Her yerini mi açayım? Her yerinizi dedi. Hanımefendi bayağı bir algı sıkıntınız var. Bayağı bir evet. Çok teşekkür ediyorum. Ama keşke o beyninizi biraz açsanız ve benim başörtüme laf edecek haddinizi bilin. Kendinize yazılar yazmayın. Haddinizi bilin. Benim başörtüme laf edemezsiniz. Evet gördünüz. Benim başörtüme laf etti. Ve benim başörtülü olduğum için az önce İstanbul Beşiktaş'ta haber yaptığım için beni gören bir hanımefendi kendisine soru sorduğumda beni çok kaba bir şekilde reddetti. Ben de çok güzel bir dille bu durumu anlatmaya çalıştım. Birazdan esnafa da mikrofon uzatacağım, o durumu onlardan da dinleyeceksiniz. Ve hanımefendi benim başörtüme varan laflar söyledi. Beyninizi açın, biraz başınızı açın, beyninize oksijen gitsin dedi. Çok sıkıldık, çok bıktık bu cümlelerden, bu laflardan. Başörtülü olmak nasıl zorunuza gidiyor? Gerçekten şu an konuşamıyorum. Sinirden, sinirlerime hakim olamıyorum. Üzüntüden konuşamıyorum ama başörtümüzden elinize, dilinize çekin. Lütfen çekin. Şüpheli ifadesinin ardından gözaltına alındı ve şu anda sağlık kontrolü için Beşiktaş'ın temizliğinden çıkartılıyor. Efendim neden söylediniz? O bir arkadaşımızın başörtüsünü ne daha söylediniz?